Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte ABD ve Çin ticaret savaşlarının geldiği en önemli noktalardan bir tanesi olan Google'ın Huawei'nin lisanslarını iptal etme meselesine bakacağız. Şunu açıkça ortaya koymak lazım. Diller tepişirken çimenler ezilir. Buradaki çimenler de maalesef biz oluyoruz. Bu meselede bilmemiz gereken en önemli ayrıntı ABD ile Çin arasına patlak veren ticaret savaşı. Şimdi biz hepimiz dünyanın en büyük ekonomisini ABD olarak biliyoruz ama Çin'in onu geçmesine artık ramak kaldı. Tabii ki de bu durum ABD'nin hoşuna gitmiyor. Şimdi bu çılgınlık gemisinin kaptanı Trump arkadaşlar. Daha henüz geçtiğimiz günlerde ABD'ye Çin'den gelen ürünlere 200 milyar dolarlık bir ek vergi uygulaması başlatıldı. Tabii ki de Çin bu durumda boş durmadı. O da ABD'ye karşı yaklaşık 60 milyar dolarlık bir ek vergi uygulamasını başlattı. Ortalık geriliyordu. Peki bu gerginlik nereden çıktı? Tüm olay arkadaşlar geçtiğimiz sene ABD'nin Çin'i fikri mülkiyet haklarının ihlaliyle suçlamasıyla başladı. Bunun da kaynağında ABD ile Çin arasındaki ticaretin oluşturduğu dış ticaret açığı var. 2001 yılında Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne kabul edilmesiyle birlikte ABD'nin ihracatla ithalatı arasındaki grafik olabildiğince açıldı. Ortaya ne çıktı? Yaklaşık 420 milyar dolarlık bir açık çıktı. Amerika Birleşik Devletleri de gitti Çin'e dedi ki kardeşim ben senden bir ton ürün alıyorum. Sen de benden 420 milyar dolarlık yaklaşık söylüyorum bu arada rakamları. Bir ürün alışverişi yap ben de bu dış ticaret açığımı kapatayım dedi. Gerilimin startı ABD'nin bu dış ticaret açığından geliyor. Mesela IMF'i düşünün arkadaşlar. Sırf bu gerilim yüzünden 2019 tahminlerinde küçülmeye gitti. Bu demek oluyor ki bu iki ülkenin tepişmesi aslında pek çok ülkeyi doğal olarak da pek çok vatandaşın yaşam standartını etkileyecek bir duruma geliyor. Peki bu durumdan birebir etkilenen ürünler neler? Şu an ekranda grafiği görüyorsunuz zaten. Gördüğünüz gibi en tepede telekom ürünleri var. Onun hemen altında da bilgisayar sarf malzemeleri var. Grafikte de gördüğünüz gibi başı çeken bu iki ürün şimdiye kadar en çok vergi uygulanan ürünlerde de başı çektiler. Yani telefon fiyatları zamlandı, bilgisayar parçalarının ve kendisinin de fiyatları tüm dünyada yükselişe geçti. ABD geçtiğimiz günlerde Çin'e yaklaşık 210 milyar dolarlık ek bir gümrük vergisi daha ekledi. Pekin de boş durmadı, o da gitti yine yaklaşık 90 milyar dolarlık ek bir vergiyi ABD ürünlerine getirdi. Son kullanıcı anlamında bizim aldığımız ürünlerde bu durumdan ciddi anlamda etkileniyor. Şu an ekranda gördüğünüz grafikte de açıkça yazdığı gibi ABD'ye Çin'den giren ürünler 530 milyar doları bulurken Çin'in ABD'den aldığı mallar 120 milyar dolar bareminde duruyor. Bu durumda ABD yönetimini rahatsız ediyor. Trump da diyor ki bunlara kardeşim sen benden daha fazla alışveriş yap bu açığı kapat. Gerilim aha da tam buradan çıkıyor işte. Trump'ın buradaki ana derdi videoda bolca söylediğim gibi Çin'le oluşan dış ticaret açığını kapatmak ve üretimin ABD'nin dışına kaymasını engellemek. Yani adam istiyor ki gel malını burada üret. Çin'e gidersen aha bu kadar vergi koyarım diyor. Şimdi bu size aşırı ultra özet geçtiğim mesele Google'ın bugün Huawei'nin lisanslarını iptal etmesiyle iyice ne ayyuka çıktı. Şimdi hepimizin merak ettiği soru şu Huawei'nin cihazlarına ne olacak? ABD Huawei markasının kara listeyi aldı. Google da tabii ki de boş durmadı. Hatta belki de Trump'ın baskısıyla birlikte Huawei'nin yani bu firmanın tüm lisanslarını askıya aldı. Bu sürece gelecekte diğer ABD'li markaların da katılması bekleniyor. Bunlar neler? Intel, Qualcomm, Broadcom gibi markalar. Bugünden itibaren eğer ileride bu iki devlet anlaşamazsa, barışamazsa gelecekte çıkacak olan tüm Huawei marka cihazlar Google'ın hiçbir servisini kullanamayacak. Hatta Android'in Google tarafından geliştirilen versiyonunu bile kullanamayacak. Bunun yerine şunu tercih edebilir. Android bildiğiniz gibi açık kaynak kodlu bir yazılım arkadaşlar. Kendi Android sürümünü çıkaracak böyle işte diğer markalarda da görüyoruz bunun örneklerini. Google'ın lisanslamadığı ürünüyle birlikte cihazlarını tekrar piyasaya sürecek. Tabi bu arada şunu da eklemek lazım arkadaşlar. Huawei son birkaç yılda dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden birisi haline geldi. Yani pazarda ciddi bir payı var. Bu kadar büyük payı olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretilen yazılımlara göbekten bağlı. Tabi bu aynı zamanda şu demek arkadaşlar. Siz gelecekte bir Huawei cihaz aldığınız zaman ne Google'a, ne Google Play'e, ne Google Games'e, ne Gmail'e, ne de YouTube'a erişim sağlayamayacaksınız. Geçmişte aldığınız yani bugünden önce almış olduğunuz cihazlar bu servislere erişimde herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Ama güncellemelere artık bana soracak olursanız nanay diyebiliriz. Çünkü Google'ın sertifikaladığı güncellemeler bile cebimizdeki telefonlara gelmesi neredeyse 6-7 ay sürüyor. Düşünün şimdi firma bunu tek başına yapmak zorunda. Yani özetle güncelleme alsa bile zorluklar ve gecikmeler mutlaka yaşanacaktır. Yani ABD, Çin'e, Google ve Huawei üstünden ciddi bir balta vurmuş durumda. Bu durumda arkadaşlar Android tarafından rahatlatıcı bir açıklama geldi. Yani bizim de kaynağımız orası zaten. Dediler ki daha önceki cihazlar bizim servislerimizi rahat rahat kullanabilecekler. Fakat bundan sonrakiler için bay bay. Bu durum bir anda çıkmadı arkadaşlar.
arkadaşlar, Mart ayında Huawei tarafının yaptığı bir açıklama var. O açıklamada diyor ki ABD kalkar da bizim Google servislerine olan erişimimizi engellerse bizim bir B planımız var. Her ne kadar bunu uygulamak istemesek. Bu B planı şu: Huawei'nin kendi yazılımını geliştirmesi. Henüz resmi bir açıklama yok, fakat durum böyle devam ederse bize burada düşen şey Huawei'nin çıkaracağı yeni yazılımı beklemek. Çünkü şimdilik başka bir alternatifleri yok. Hep negatif yönden bakmamak lazım. Kendinizi Xiaomi ya da Oppo yerine koyarsanız bu iş sizin faydanıza da olabilir. Çünkü dünyada en çok akıllı telefon üreten firmaların ilk 10'unun 7'sini Çinli markalar oluşturuyor. Şimdi Huawei bunlardan 2. 3. sıradaydı. Google onu eledi. Burada ne olmuş oldu? Xiaomi, Oppo gibi markalara bu pazarda gün doğmuş oldu. Çünkü ben neden artık Huawei'yi tercih edeyim ki yanda Xiaomi dururken, Xiaomi'nin içinde Google Play dururken, YouTube dururken? Huawei şimdi ne yapacak, biraz da ona bakalım. Biz bu meseleyi 3 maddede topladık. Birincisini zaten söyledim. Kendi yazılımını çıkartıp telefonlarını o stok yazılımla piyasaya sürecek. İkincisi, Çin'de daha öncesinde Xiaomi telefonlarda da aynı durum vardı. Arkadaşlar, tıpkı Çin'deki kardeşleri gibi telefonlarını Google Play, YouTube, Google Games gibi servisler olmadan piyasaya sürecek. Üçüncüsü de vakti zamanında Nokia'nın yapmış olduğu gibi Microsoft gibi bir firmayla anlaşıp bu yazılım yükünü üstünden atacak. Şimdi bu maddeleri bir yorumlayalım. Birinci madde, bana soracak olursanız çok zor. Çünkü Google bu işte ciddi bir deneyime sahip ve kararlı bir yazılım üretmiş Android diye. Ki bu Android sadece akıllı telefonlar için değil, giyilebilir pek çok teknolojide de kullanılıyor. Saat gibi, bazen ne bileyim şapka gibi değişebiliyor yani. Android pek çok ürünle birebir entegre olup çalışabilen kararlı bir yazılım ve aynı zamanda bir ekosistem. Yani Huawei bu yolu tercih ederse gelin görün ki işler daha da zorlanacak. İkinci söylediğim maddenin karşısında ise kapı gibi bir Xiaomi markası var. Yani yine söylemiştim, neden Xiaomi dururken Google Play olmayan bir telefon tercih edelim ki? Üçüncü maddemizde Nokia denedi, hatta bu işe bayağı para da yatırdı. Öyle bir cevabını aldı ki kendisi çekildi, bertaraf oldu, bir toparladı, bir şeyler yaptı, Microsoft telefon piyasasından çekildi falan filan. Yani bu madde de daha önce denendi ve başarısız olundu. Hatta dünyanın en büyük ekonomisi tarafından, yani Microsoft tarafından. Yani arkadaşlar, özetle ABD'nin almış olduğu bu yaptırım kararı Huawei'yi ciddi bir anlamda darboğaza soktu. Yani şu an muhtemelen ofislerinde tırnaklarını yiyorlar. Her şey bize o P30'u yollamadığın için oldu Huawei. Ben sana söyleyeyim. Bizi aldın kara listeye, bak ABD'de seni aldı kara listeye. Sonuç olarak arkadaşlar, içeriği şöyle bir toparlamak gerekirse bana soracak olursanız en özet cümle şudur. Aslında bu bir özet değil, bir ders olabilir. ABD'nin bu yaptırımından bize ders çıkarmak düşer. Nedir bu? Kendi yazılımımızı oturup geliştirip dış firmalara, dış ülkelere olan bağlılığımızı ortadan kaldırmak. Hazır 19 Mayıs'ı kutladığımız şu günlerde bu görev en çok biz gençlere düşüyor. Yani arkadaşlar, boş durmayalım, gidelim çalışalım, kendi yazılımımızı geliştirelim, kendi ürünümüzü, kendi marketimizi çıkaralım. Doğal olarak ileride ABD'ymiş veya başka bir ülkeymiş, özellikle bu Trump'ın keyfi politikaları söz konusu olduğunda biz karnımızı kaşıya kaşıya olayları izleyelim. Bana soracak olursanız ABD ile Çin barışmazsa Huawei markası da Çin dışı pazarlardaki tüm gücünü kaybeder. Aynı durum bizim de başımıza gelmeden harbiden oturup kendi yazılımımızı üretelim diyorum ve bu içeriği artık bir nokta koyuyorum. Bence son cümle bu olmalı. Sizler de arkadaşlar, bu videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu arada Twitter'da bizim Onur bir anket başlatmış. Ona gidip oy kullanabilirsiniz. Hemen açıklama kısmına linkini bıraktık. Detayları da, süreçle ilgili neler olur, neler biter, detaylarını da en sıcak haliyle webtekno.com'dan takip edebilirsiniz. Bu meseleyi sizlerle yorum bölümünden de tartışmak istiyorum arkadaşlar. Benim önerime ne diyorsunuz? Bence işin tırışka hikaye kısmını geçelim ve çalışalım diyorum ben. Artık içeriğimiz bitti. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Oğlum kötü mü olur kendi yazılımımız olsa? Ey yavrum.